Evet, selamlar herkese. İnfo Yatırım'ın Twitter Space yayınındayız. Birazdan Çiğdem Yoğurtçuoğlu'yla birlikte olacağız. Ve piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız. 2023'ün ilk günlerinde nasıl bir piyasa bizi bekliyor? Onları sizinle biraz paylaşacağız. An itibariyle 0,33'lük bir değerlenmeyle birlikte Borsa İstanbul 100'ü görüyoruz. 5679 endeks değerinden son işlemler gerçekleşiyor. Dolar TL'de geldiğimiz nokta 18.73.94'ü bize gösterirken Euro TL 19.72 seviyelerinden işlem görüyor diyelim. Piyasa Çise Yoğurtçuoğlu da geldi. Konuşmacıları hemen ekliyorum. 2023'ün ilk beklentilerini, nasıl bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzun ayrıntılarını konuşacağız sizlerle birlikte bugün. Sizlerden de varsa sorularınızı elbette gönderip yanıtlayalım. Selam Çiğdem. Selam Mineciğim, merhabalar. İyi yıllar öncelikle herkese. Evet, iyi yıllar herkese bir kez daha. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın, sesim böyle. Yapacak bir şey yok. Birkaç güne düzelirim diye umut ediyorum. Ama sizlerle Geçmiş olsun. teşekkür ederim. Ama sizlerle burada olmak, sohbet etmek bana ayrıca bir dinamizm de katıyor. Bu kadar hasta olmanın yanı sıra diyeyim. Ve şöyle 2023 beklentilerin için sana sözü bırakayım. Tamamdır. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım herkese sağlık, mutluluk, huzur dolu ve bol kazançlı bir yıl olsun hepimiz için. Şimdi öncelikle bir 2022 yılında çok güzel bir süreç yaşadık. İste senedi piyasasında oldukça güçlü bir seyir izlendi. Bu gelişmenin artık hepimiz sebebini biliyoruz. Yıl boyunca da bunu hep vurgulamaya çalıştık. Yüksek enflasyon ve alternatif piyasalardaki gelişmeler, borsanın bu TL varlıkları içinde rakipsiz olması, hem çok sayıda hesap açılmasını hem de borsaya olan ilgiyi oldukça yukarı çekti. Tabii birçok halka arz gerçekleşti. Halka arzlara bu fırsatı kullanmak isteyen yatırımcılar da borsaya büyük bir ilgi ve alaka gösterdi. Şimdi 2023 yılına geldiğimizde bir zirve başlangıcıyla başladı borsa hareketine ve biz 2022 yılında olduğu gibi tek yönlü bir piyasa yaşanma ihtimalini açıkçası aslında 2022'ye göre biraz daha düşük görüyoruz. Ama beklentimiz şu anda seçime kadar bir dönem ve seçim sonrası dönem diye de ayırt etmek lazım diye düşünüyorum açıkçası. Seçime kadar burada hareketli piyasanın ben devam edeceğini düşünüyorum. Beklentimiz hisse senedi cephesinin bir süre daha pozitif bir havada olması. Ancak volatilitesi yüksek bir dönemden geçeceğimizi de düşünüyorum. Şimdi eskiden kâr satışı derdik, kâr satışları masum, çok can acıtmadan gelirdi. Ancak gelmiş olduğumuz noktada hisse senetlerinin de yaşanan yüksek değerler sebebiyle çok sayıda kredili müşteri olması sebebiyle yaşanacak düzeltme hareketleri pek böyle düzeltme gibi olmuyor da yaklaşık 5-10 dakikalık içinde devre kestiğini görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla gerçekten bir düşüş aşamasına geçtiğimizde burada herkesin bence dikkat etmesi gereken nokta bu. Gerçekten çok radikal ve duygusal olmayacak şekilde hareket etmek lazım burada. Çünkü bir düzeltme hareketi bile artık çok can acıtabilir piyasada. Ama çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiyor mu? Yani oluyor bitiyor ve oluyor bitiyor. Çünkü hala borsaya bir talep var. Yatırımcı da hala şey algısı var. Ay düşse de alayım, paramı değerlendireyim. Ya bu hissenin de daha gidebileceği bir yer var. Bir upside, bir yukarı beklentisi var. Hala bu iştah var. Neden? Çünkü hala yüksek bir enflasyon içindeyiz ve TL'nin borsa dışında yatırımcıların maalesef değerlendirebileceği bir rakibi yok yani borsanın şu anda. Ama tabii hayat sürekli böyle 2022'de olduğu kadar kolay olmayacak bence 2023'te. Biliyorsunuz piyasalar psikolojik sürümden ibaret. Herkes ortak gördüğü noktada, iştahın olduğu noktada hareket ediyor ve bu bir sürü psikolojisiyle de devam ediyor. Şu an borsanın yakaladığı ivme de bundan ibaret.
Dolayısıyla bence yine de dikkat etmek lazım ama buradaki hareketi ben biraz daha süreceğini düşünüyorum. Hisse bazında sadece daha seçici olmak gerekiyor. Satış geldiğinde çünkü böyle yüksek hani kuvvetli özellikle yabancı fonların ve fonların bulunduğu hisse senetleri her ne kadar geri gelse de akabinde toparlaması, tekrar yukarıya bir tepki vermesi de aynı hızla gelebiliyor. Ama dediğim gibi şu anda iştah çok yüksek ve ben bu iştahla buranın bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum buradaki hareketin. Şimdi artık uzun zamandır biliyorsunuz TL bazlı borsa nereye gider, nereye kadar düşer? Hani bunlara TL bazlı bakmayı bıraktık. Dolar bazlı değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda borsanın önündeki ilk dolar bazlı direnç 330 dolar civarları görüyorum. O da aşağı yukarı 6100-6200 endekse tekabül ediyor. Burada ciddi yani sürpriz bir hareket olmazsa, piyasaları damgasını vuracak olumsuz bir şey olmazsa hareketin ilk etapta buraya kadar gitmesi beklentimiz dahilinde. Benim de beklentim dahilinde. Çünkü hala bu kadar sert yükselişe bankacılık sektörü gibi bir sektör hala çok iştirak etmedi ve öncü kuvvet biliyorsunuz bankacılık sektörü. Belki o tarafta bir takım hareketler görebiliriz. Şimdi birazdan konuşuruz onları. 330 doları kırarsa da 2013 yılında borsanın tarihi dolar bazlı test ettiği bir nokta var. 500 dolar seviyesi. Şu anda bunu hedeflemeli miyiz? Önden söylemek çok kolay değil. Ancak hareketin devamı, belki seçim sonrasına piyasaların istediği şekilde bir güven tazelenirse bu seviyelere kadar da belki bir çıkışımız söz konusu olabilir. Ama şu anda benim ilk etapta takip ettiğim nokta 6100-6200. Peki aşağı gelirse nereye bakmak lazım? Burada da 5600 ve 5500 benim için burada kol kesme yeri biraz daha 5500 seviyeleri. Şu an teknik anlamda burayı takip ediyorum. Buradan gelebilecek para çıkışı eğer kuvvetli olursa ve aşağı bir hareketlilik yaşanırsa hani burada bir miktar belki bir satış kısmına yönelebilirim. Bugün enflasyon datası açıklandı. Geçen ayda biraz düşmeye başlamıştı biliyorsunuz. Özellikle konutlaştırma, gıda, ev eşyası sebebiyle, bunların baz alınması sebebiyle TÜFE 64-27 gibi bir oran geldi bugün enflasyon datamız. Önümüzdeki 3-4 ay içinde de en azından seçime kadar burada biraz daha düşüş hareketleri görebiliriz. 52 civarına kadar enflasyonda bir gerilemeye sebep olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ayda enflasyon tarafında bir gerileme hareketi bekliyoruz. Şimdi 2023'te hisse senetlerin önünde durabilecek riskler ne olabilir? Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz dünya ekonomisinde sert bir yavaşlama söz konusu ve bunun küresel bir durgunluğa dönüşmesi olabilir. Gerek Avrupa gerek Amerika tarafında bir yavaşlama. Hep resesyonunu çok konuştuk, çok yazıldı, çok çizildi. Ama bunların etkilerini eğer görürsek burada bir küresel durgunluğa sebep olabilir. İkinci kısımda yüksek enflasyon ortamı evet kısa vadede borsayı destekleyici. Ancak piyasa biraz buna direnç de gösterebilir. Hani bir süre sonra evet biz enflasyondan dolayı hep işte buraya çok ilgi ve alaka vardı ama bir noktada burada bir dirençle karşılaşabiliriz ve jeopolitik dengelerde de olabilecek dalgalanmalar. Bu noktada hisse senetleri piyasasının üzerinde risk algısı teşkil ediyor. Biraz sektörel bazlı gidelim mi Çiğdem? Haydi şimdi sıra ona geldi. Şimdi yakın bir Bu arada zaman. soru da alabiliriz arkadaşlarımızdan. İsteyen varsa konuşma talebi göndersin. Ben o zaman sektörle ilgili devam ediyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle yakın bir zamanda zaten Info Yatırım Ailesi olarak araştırma bölümümüz 2023 yılında beklentisi olan hisseleri ve buna ilgin analiz ve çalışmalarını yakın zamanda yatırımcılarımızla paylaşacak. Ama öncesinde yapmış olduğumuz bazı çalışmalarda biz daha önceki sunumda da değerlendirmiştik. Gıda, perakende sektörü yine yüksek enflasyon sebebiyle en çabuk
buna adapte olabilen sektör. Otomotiv sektörü, çimento sektörü ve gayrimenkul sektörü tarafında biz ve sigorta sektörü tarafında bunun devam etmesini düşünüyoruz. Yani seçici olacağımız hisseler de daha çok bu kanallarda olacaktır. Aksa Enerji, Alarko Holding, BİM, Cemtaş, Doğan, Ford, Genilaç, TAV, Koç Holding, Sabancı ve Yapı Kredi gibi hisseler yine gündemimizde olacak. Son dönemde model portföyümüze sigorta sektöründen Aksigorta'yı ekledik. %40 bir getiri potansiyeli sunduk. Sigorta sektöründe bunu eklememizin sebebi de maliyetlerindeki azalma ve özellikle otomobil motor branş tarafındaki kar marjlarının yükselecek olması. Cemtaş var yine 90-26 ile hedeflediğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Enerji sahayı ekledik. Bu düşen enerji fiyatlarındaki maliyetteki azalış sebebiyle şişe cam, enerji sağ gibi hisseler ön planda olabilir. Yani yine enerji sektöründeki kağıtlara bakmakta fayda var. Onun dışında bir de bankacılık sektörü çok tartışılıyor, çok çiziliyor. 2023 yılında nasıl olacak? Burada da şöyle bir durum söz konusu. Fonlama maliyetlerindeki azalış, TÜFE endeksli biliyorsunuz bankalarda borçlanma araçları var. BDDK verilerinin iyiye işaret etmesiyle birlikte aslında 2023 yılına bankacılık sektörü önümüzdeki 2-3 ay içinde damgasını vurabilir. Biraz daha sanayi tarafından çıkıp finans ve bankacılık sektörüne bir kayma olabilir. Ancak bankacılık sektörünün de önünde bazı engeller olabiliyor. O da bazı makro ihtiyati tedbirler alınıyor. Genelde hafta sonları yaşıyoruz bu açıklanan tedbirleri. En son bu hafta sonu yaşadığımız gibi hemen banka sektörü tabii buna tepkisini verdi, geri gelerek finans sektörü. Makro ihtiyati tedbir dışında önümüzdeki 2-3 ay içinde belki bankacılık sektörünü sanayi sektörünün yerini alabilir diye düşünüyorum açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Favorim radarına giren hisse senetleri konusunda birazcık konuşalım mı Çiğdem? Tabii. Eğer soru yoksa. Tabii ki. Ya da Ömer Bey'den bir soru geldi. Önce Ömer Bey'den alalım sorusunu. Alalım. Buyurun Ömer Bey. Mikrofonu. Merhaba hocam. İyi günler diliyorum. İyi sohbetler. Mavi ile Sağol'u soracaktım da yorumlarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi Sabancı Holding'deki yukarı hareketliliğin ben devamını bekliyorum açıkçası. Mavi ile ilgili de öyle. Birçok zaten farklı aracı kurumların halen daha Sabancı Holding ve Mavi portföylerinde ve al beklentileriyle devam ediyor. Sabancı Holding için dolar bazlı şu anda baktığımda aşağı yukarı 2 dolar 47 sent civarlarında. Bu 3 dolara doğru hareketine devam edebilir en yakın vadede. Borsada herhangi bir işte 5500 üzerine eğer altına gelmezsek burada tutunmayı başarırsak eğer ileriki günlerde ben Sabancı Holding ile ilgili görüşüm açıkçası olumlu. Mavi için de aynı şey geçerli. Oldukça güzel bir performans sergiledi. Mavi de güzel bir Telefonumuz var, performans alabilelim. sergiledi ve buradaki hareketin de biraz daha ben devam etmesini açıkçası bekliyorum. Bilanço açısından da yine iyi bir bilanço geleceğini düşünüyorum. Bu arada bilançolar 2-3 hafta içinde gelmeye başlayacak. Yine iyi bilanço açıklamasını beklediğimiz şirketlerde de güzel ataklar olabilir. Bunları da Çağlar Bey'le konuştum. Yakın bir zamanda zaten rapor olarak yayınlayacağını söyledi. Peki Onur Bey'le devam edelim ama ben o arada İzmir için bir şey söylemek istiyorum. 7 Ocak Cumartesi günü İzmir'de olacağız. İzmirli yatırımcılarımızla buluşacağız. Oradaki arkadaşlarımızla konuşacağız, dertleşeceğiz. Yatırımcı buluşmaları kapsamında Sesim geliyor Mert mu? Yılmaz, ben. Mineciğim orada mısınız? Geliyor Çize. Duyuyor musun Çize? Çize duyabiliyor musun?
Çiğse istersen sen bir tekrar gir çık. O arada ben Onur Bey'in sorusunu alayım. Mine Hanım, bugün sesiniz daha güzel geliyor. Geçmiş evet, olsun. Evet, birazcık daha iyileştim galiba. Sanıyorum bir kopukluk aslında yaşadım. Geri geldim. Sesim geliyor mu? Evet, tam zamanında geldin Çiğse. Onur Bey de tam sana bir şeyler soracak sanıyorum. Çiğse Hanım, iyi günler. İyi günler. İyi yayınlar. Ben Uluğun ve Jones hakkında bilgi almak istiyordum. Eğer yorumlayabilirseniz sevinirim. Şirketlerle ilgili çok fazla bir araştırma şeyiniz yok biliyorsunuz. Çok sayıda kağıt var. Her birinin bilançosuna vesaire temel anlamda hakim olmak tek soruyla mümkün değil. Ama teknik olarak size yardımcı olmaya çalışayım. Arzu ederseniz. Çok uzun zamandır 40-10 civarlarını kıramıyor. Bir kere buna tenezzül etti hisse senedi. Geçen günlerde dikkatimi çekmişti benim de ama oradan tekrar bir düzeltme hareketi geldi. Eğer elinizde Uluğ'un hissesi varsa 36 liraların altına gelirse ben olsam burada stoplardım. Onun dışında 41-50'yi kırarsa da biraz daha sabredip beklerdim. Şimdi biliyorsunuz TÖKE'nin de bir halka arzı geliyor. 4-5-6 Ocak tarihlerinde bir halka arzı gerçekleşecek. Bilmiyorum belki hani böyle psikolojik kağıtlar hareket etmeyi seviyorlar. Belki bu süreçte birazcık hareketlilik de yaşanabilir. Ama ben yine de 36 seviyesini kendime stop noktası olarak seçerdim açıkçası. Peki Cem Bey, buyurun. Diğeri de Cusan mıydı? Sesim geliyor mu? Diğer hisseyi bir daha söyleyebilir misiniz lütfen? Yeni konuşmacıları ekleyebilmek için sorusunu soranı çıkartıyorum. Çizse. Sanıyorum bende bir kopukluk mu var acaba? İyi yayınlar. Sasa'yı soracaktım. Sasa'yı. Evet. Geçen görüşmemizde de yani toplantımızda da söylemiştim. Yani Sasa'ya ve Hektaş, Gesan artık bu hisselere karşı gerçekten çok fazla yorum yapabilecek bir şey kaldığını çok düşünmüyorum. Çok ciddi performans gösterdiler. Şirket yöneticilerinin kendilerinin yapmış olduğu açıklamalar da var. Ama elinizde hala Sasa taşıyorsanız teknik hareket edin. Herkesin gördüğü nokta seviyeleri seçin. 103 seviyesinin altına gelirse ben olsam Sasa'yı tutmam elimde. Ama 103'ün üstünde kaldığı sürece biraz daha pozisyon taşıyabilirsiniz. Peki Barış Bey, sizden alalım. Hocam merhaba. Başka buyurun. Sorusu olan var mı? Hocam merhaba. Tukaş için bir analiz yapabilir misiniz? Sanıyorum Mine Hanım hattan koptu diye düşünüyorum. Yok, ben buradayım Çiğse. Başka sorusu olan varsa yardımcı olmaya çalışayım. İyi günler. Türkcell'le Tüpraş varsa teşekkür ederim. Çiğse, beni duyabiliyor musun buradan? Sanıyorum kimsenin bir şeyi yok. O zaman ben herkese bol kazançlı günler diliyorum. Stratejilerinizde yani marjinali yakalamaya lütfen çalışmayın. Bu sene güzel paralar kazanıldığını düşünüyorum. Lütfen gelebilecek olası kar satışlarında ya da hedef noktamızı gördüğünüzde disiplininizi bozmayın. 5500 seviyesi ilk etaptaki destek, 6100 de direnç seviyemiz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.